Hazırlanın, uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sa'd bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru. Ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sa'd bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattaboğlu, biri Hayder-i Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba kime uzanacak elleri? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali sanki gökten iniyor, seyitlerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahimine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana olan vaadini lütfet. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melek de Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla.
dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece, esirlerin elleri bağlı, Hazreti Abbas'ın sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye, uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Hemen çözüyorlar peygamber amcasının ellerini. Durumu öğrenince Resulullah emir veriyor. Tüm esirlerin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızını Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Rahmet peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.